STV'den mutlu günler değerli izleyenler. TFF 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor sahasında Keçiören Gücü'nü konuk etti. Eskişehirspor dakika 90+2'de 7 golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Gerçekten dramatik bir son bu karşılaşma için. Eskişehirspor için de maç oldukça iyi başlamıştı. Siyah kırmızılı ekip sağlı sollu ataklarla rakip kalede gol ararken dakika 14'te hiç olmayan bir pozisyonda defansın arkasına sarkan Alper Yılmaz topu önüne almaya çalışırken kaleci Ekrem Kılıçarslan çıktı ve hem kendi takım arkadaşını burada yere serdi hem de kendisi yere serildi. Alper de önünde bulduğu topu ceza sahası içinde Uğur'a aktardı ve Uğur da boş kaleye topu yolladı. Eskişehirspor'un cevabı 32. dakikada Alimi'den geldi. Alimi Hamed'in asistinde ceza sahası içinde topu filelere yolladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Eskişehirspor ikinci yarıya adeta golle başladı. Dakika 46'da Hamed ile Alimi arasında gerçekleşen paslaşmada Hamed Alimi'yi gördü ve Sunday Alimi ceza sahasına girer girmez topu filelerle buluşturdu ve Eskişehirspor 2-1 öne geçti. Dakika 90+2'de ne yazık ki Eskişehirspor kalesinde yine olmayacak bir pozisyondan yine kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın hatası yüzünden 2-2 yakalandı rakibine ve Manaş kafa golüyle topu filelere yolladı. Bu topu Ekrem Kılıçarslan dışarıya çıkacak zannederken bir anda kalesinde gördü ve Eskişehirspor'un ne yazık ki 3 puan almasının önüne geçen isim oldu. Ekrem Kılıçarslan geçtiğimiz sezon 20 karşılaşmada, ondan önceki sezonda 22 karşılaşmada forma giyen, toplam son 2 sezonda 42 maçta forma giyen Ekrem bugün Eskişehirspor'un 3 puan almasının ne yazık ki önüne geçmiş oldu. Eskişehirspor'da maç sonu da yöneticilerin herkesin bir hayli morali bozuk. 90+2'de kaçan galibiyet. Murat Dağtekin'le birlikte yayınımıza devam edeceğiz. Murat abi, yani son zamanlarda en dramatik kaybedilen, yani berabere kalınan maçlardan birisi. Tabii eleştirirken birazcık ön plana Ekrem çıktı gibi geliyor ama Ekrem'in birkaç tane de güzel kurtarışı var. Ama diyoruz işte o özgüven. Ekrem'de o özgüven çok fazla. Fazla kendine güveniyor. Hareketleri çok rahat. Tamam, hataları da var ama kurtardığı net pozisyonlar da vardı. Ama bugün işte ön plana çıkan neydi? Bir tarafta tecrübe, bir tarafta işte genç koşan, mücadele eden, rakibe pres yapan, rakibin oyunu bozan bir Eskişehirspor vardı. Bu 80 dakika çok iyi gitti Ahmet. Yani 80 dakika boyunca sahada savaşan, mücadele eden, direnen bir Eskişehirspor vardı. Rakip tabii top koşturduğu için rakibin her topuna, her oyuncusuna baskı yapan bir Eskişehirspor vardı. 80'den sonra bitti. Tabii bu baskı neden? Yoruldu. Birçok oyuncu yoruldu. Değişiklikler bekliyorduk biz. İki tane zorunlu değişiklik vardı. Mesela bir Sezgin'in sakatlığıyla gerçekleşen bir değişiklik. Ardından Onur Bayramoğlu stoper geçti Sezgin'in yerine. Onur'un sakatlığı vardı. Onun değişikliği vardı. Bir de son bölümlerde artık Onur ara oyuna girdi. Ama artık sahada yürüyecek hali kalmamış oyuncular varken bence orta sahada pres yapabilecek iki oyuncu değişikliği hakkını da hoca kullanabilirdi. Maç sonrası baktığımız zaman böyle tepkiler de genelde neden oyuncu değişiklikleri hakkı kullanılmadı? Çünkü sahada yürüyecek hali kalmamış birkaç isim varken ısrarla o futbolcular kenarda sahada tutuldu. Şimdi İlhan Hoca haklı olarak kenarda panik yapıyor. Çünkü o golün geleceği belli 80'den sonra. Çünkü artık hem yorulmuşsun hem rakip baskı yapıyor. Hoca sağ kenarda çırpınıyor. Elinden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama burada yapabilecek neydi? İşte o hamle, oyuncu değişiklikleri bence yapılmalıydı. Güzel bir galibiyet alabilirdik aslında bugün. Bonus bir puan olurdu. Çünkü hocanın da bahsettiği maçlardan biriydi. Bonus maçlardan biriydi bu. Yani Keçiören maçı öncesi deselerdi ki yani bu maçtan bir puan verelim mi? Kabul ederdik yani. Galibiyet mi? Tadından yenmez derdik ama bugün galibiyeti kaçırdık. İşte o son 90. dakikada gelen bir beraberlik golü var rakibin. Galip de gelebilirlerdi. O yine son 5 dakikalık uzatma bölümünde yine direkten dönen topları var. Ekrem'in 2 tane çıkarttığı pozisyon var. O 5 dakika içerisinde
iki defa, üç defa rakibe maç döndü. Yani Ekrem'i eleştirirken de bir yerde de hakkını yememek lazım. Herhalde o hatalı golleri yedikten sonra birazcık kendine geldi. Çünkü rakibin doğru düzgün pozisyonu yok, sen pozisyon veriyorsun. Rakip gol attı. Ondan sonra iki tane güzel kurtarış yaptı. Artık ne diyelim, geçmiş olsun. Bir puan da bir puandır. Kazanamıyoruz ama işte kazanmaya çok yakındık. Ekstra bir puandır bu. İşte mesela maçta biz konuşurken de neydi? İşte Türkiye TFF 1. Lig'de puanı silinen tek kulüp Eskişehirspor oldu. Ankaraspor'un itirazı vardı. 3 puanı önlendi, kaldırıldı. Ama Eskişehirspor'un resmi olarak bugün 3 puanı puan durumuna federasyon tarafından işlendi. Zaten 3 puanımız vardı. Bu maçtan da 1 puan aldık. Şu an 1 puanla biz yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde milli ara var. Bu milli arada artık 15 gün boyunca hoca gerekli çalışmaları yapacaktır. O 3. bölgede işte bugün Nijerya AŞ diyelim. Hamet ve Alimi'nin bir iki tane gol pozisyonda da Bilal'in başlangıcı var. Bilal'i de tebrik etmek lazım. İki pozisyonu da başlatan Bilal. Özellikle ilk golde hiç olmayacak bir topu orta sahada rakibine bozarak aldırdı. Hamet ve Alimi'nin geliştirdiği atakta Alimi golü attı. Bugün iki tane golü var Nijeryalıların. Artık onlar da bismillah başladılar. İlk kez golle tanıştılar. Güzel, Eskişehirspor adına bizim beklediğimiz buydu işte. Mücadele, savaşan bir takımdı. Onu da 80 dakika direnebildik. Son 10 dakika, 15 dakika bitmek bilmedi. Artık milli araya bir puanla girelim. Herkesin morali bozuk. İşte gördük. Yani neden? Çünkü galibiyeti kaçırdığımız için moralimiz bozuk. Biz Eskişehirspor'da bunu bekliyoruz. Yani üzülelim. Ama üzülürken de sahada savaşıp mücadele eden, terinin son damlasına kadar damlatan bir futbol takımından İşte bunu bekliyorduk. Yani mücadele edin kardeşim. Kaybetsen de bu mücadeleyi göster. Bugün biz mücadele ettik ama galibiyeti kaçırdık. Bir puanla yetindik. Şimdi maç öncesi de dile getirmiştik. Yönetimin kadroda yapacağı bir operasyon var. Yine maç öncesi bizi izlemeyenler olabilir. Maç sonrası da çok takip eden seyircimiz var. Başkanı aldık. Başkan konuştu. Kulübün içerisindeki bulunduğu ekonomik durumları, şartları dile getirdi. Ve hani sen sordun, başkanım transferi açabilir miyiz devre arasında? Çünkü bir sportif direktör geldi. Hani bu ekonomik şartlarda imkansız. Evet. Ve şu anda da ne dedi başkan? Yani biz hani transferi açmayı bırak, tasına geldi. Hani diyorlar Eskişehirspor bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Artık o bayrağı tutmakta zorlanan bir yönetim var. Bir kuruş geliri olmayan bir kulüpte. Bütün gelirlerin kapanmış. İşte bazı takımların nasıl o 3 puan silmelerin, hatta 9 puan silmelerin önüne geçtiği biliniyor. Yani son ana kadar, hatta aynı gün Eskişehirspor'la itiraz dilekçesini verip de ekstra isteyen kulüpler bir takım borçları kapatmadan o puan silme cezasından kurtuldu. Ama nedense biz bunun ceremesini çekiyoruz. İşte bugün görüyorsun maçın hakemi takdir haklarını hep rakip takımdan yana kullanıyor. Yani Eskişehirspor sanki böyle ölmüş bitmiş gibi moda sokanlar var. Haftalardır biz hakemden yana yüzümüz gülmüyor yani kardeşim. Sen burada ev sahibisin. Yani iki tane takdir hakkından bir tanesini Eskişehirspor'a kullanacaksın. Yok, adam rahat. Hakemleri de ben anlamış değilim. İşte başkan bunu dedi yani. Dedi biz dedi dükkanı kapatmamak için uğraşıyoruz. Bu kapıya kilit vurulabilir mesajını verdi. Bu da gerekli yerlere gitsin. Artı işte takımda bir operasyondan bahsetti başkan. Artık bunu daha açıklayalım. İstenilen, beklenilen performansı sergileyemeyen 2 veya 3 tane futbolcu kadro dışı bırakılacak. İsimler de belli. Yani bize gelen duyumları ben anlatayım. Halil İbrahim, Öner bu listede olabilir diyeyim. Kaan Gül, Hasan Ulaş Uygur. 3 tane futbolcu da bugün normalde her zaman maç kadrosunda olan isimler bugün kadroda yoktu. Yedek kadroda da yoktu. Takım esame listesinde de yoktu. Sanırım bana gelen bilgiler, yani yanılmış da olabilirim ama Kaan Gül, Halil İbrahim Öner ve Hasan Ulaş Uygur üçünün kadrosu kalması gündemde. Tabii yönetim buna karar verecektir, toplanacaklar çünkü yarın açıklanabilir. Resmi olarak açıklanmayana kadar biz bir şey demeyelim ama yani bu üçten isim benim bildiğim yani listede. Yarın da zaten 90+3 var abi, toparlayalım artık. Var. Tabii onları da değerlendireceğiz. İşte bugün yine Loja'dan maçı izleyen taraftarlar muhteşemdi, harikaydı. Bando SS 90 dakika, 95 dakika susmadı. Taraftarlar tribünde susmadı, Espanalar o destekler. İşte diyorum üzüldüğümüz nokta sahada savaşan, mücadele eden bir takımın o son dakikalarda galibiyeti kaçırması. Hatta yine diyelim o Ekrem son dakikalarda o pozisyonları kurtarmasa mağlup da olabilirdik. İki tane pozisyon vardı.
Bugünü böyle atlattık. Şu milli araya artık girdik. Bugünden itibaren bizim için milli ara başladı. Biz burada Türkiye A milli takıma başarılar diyeyim. Rusya ile Macaristan maçları var. Bu hafta maç heyecanı yok. Eskişehir Spor'da bu milli arada U19 takımıyla bir hazırlık maçı yapacak. Çünkü başka takımlarla hazırlık maçı olmuyor pandemi nedeniyle. Biz artık bu kadar diyelim. Yarın akşam 90+3'te tüm detayları paylaşacağız zaten. Evet değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.